Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallah. Laqad câet rusulü rabbina bil hak. Sallu ala resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii'i zünubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Allahümme salli. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'eytel lezî yükezzibu biddin, fezâlikel lezî yedû'ul yetîm, ve lâ yahuddu ala da'âmil miskin, feveylül lil musallîn, ellezînehum an salâtihim sâhûn, ellezînehum yurâûn ve yemnaûnel mâûn. Sadakallâhul azîm. Kıymetli gönül dostlarımız, Ramazan-ı Şerif ayında yaptığımız tefsir derslerimizde bugün Allah nasip ederse Maun suresinin tefsirini yapmanın gayesinde, maksadında olacağız inşallah. Rabbim, kendi ayeti kerimelerine mana veriyoruz. En doğru bir şekilde, en hakiki bir şekilde verebilmeyi nasip eylesin. Tabii bilebildiğimiz ölçüde. Eksiklerimiz, aksaklarımız, hatalarımız illaki olacaktır. Rabbim eksikleriyle, noksanlarıyla beraber tamam eylesin inşallah. Evet, Maun suresinde Allah-u Teala Hazretleri iki sınıf insandan bahsetmekte özellikle. Birinci sınıf insanlar kafirler, ikinci sınıf insanlar münafıklar. Din bakımından, İslam'ı yaşama bakımından insanları üç sınıfa ayırdığımız zaman, birisi Müslüman olanlar, birisi münafık olanlar, birisi de kafir olanlar olarak karşımıza çıkmakta. Bu kafir olanları da ehli kitap ve müşrikler olarak görmekteyiz. Ehli kitap olanlardan kastımız Yahudi ve Hristiyanlar, müşriklerden kastımız ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir peygamberin kendisine ulaşmadığı ve kitap inmeyen, yani kısaca kendisine davet ulaşmış, davet ettirme etkisinde olan bir peygambere ve kitabına inanan kimselere ehli kitap diyoruz. Bunun dışında aya, yıldıza, değişik şeylere tapanlara da müşrikler diyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemine baktığımız zaman o zaman zaten Mekke müşrikleri diyoruz. Çoğu müşrikti. Medine-i Münevvere'de ise Yahudiler de vardı, Hristiyanlar da vardı. Bunlarla beraber Müslüman gibi gözüken, yani dışları Müslüman, içleri kafir olan, içi dışı ayrı olan insanlar da vardı. Bunlara da münafık diyoruz. Allah-u Teala Hazretleri iman üzere bizleri doğdurdu. Allah-u Teala Hazretleri iman üzere yaşayıp, imanı muhafaza edip, huzuruna Müslüman olarak çıkmayı bizlere nasip eylesin ki, bu imanı zayi etmeden huzuruna çıkmak nimeti, nimetlerin en büyüğüdür. Rabbim bizleri bunlardan mahrum eylemesin. İnsanlar var. Allah-u Teala Hazretleri'nin yarattığı alemde, Allah-u Teala Hazretleri'nin verdiği nimetlerle beraber, Allah-u Teala Hazretleri'nin verdiği güç, Allah-u Teala Hazretleri'nin verdiği kuvvetiyle beraber, yeri, göğü, her şeyi, aldığımız nefesi, yediğimiz yemekleri, yani istirahat ettiğimiz yataklarımızı, evlatlarımızı, çoluklarımızı, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, yani kısacası her şeyimizi veren Allah. Nefes alırken gücümüzü veren gene Allah. Şu alemde, kendi nefsimizin dışında baktığımız alemde her şeyi yaratan gene Allah. Ama ve lakin bununla beraber bazı şeylerin kendisinin olduğunu zanneden, aklıyla beraber bütün dünyaya hükmettiğini zanneden insanlar, her şeyin maliki ve sahibi olan Allah'ı unutmuş olarak Allah-u Teala Hazretlerinin karşısına çıkmakta. Bunlardan bir kısmı direkt inkar edenler, bir kısmı ise dışarıda Müslüman gibi gözüküp içeride, yani aslında kafir olanlar. Bakara suresinde daha Allah-u Teala Hazretleri bunları anlatmakta. Suremizde Allah-u Teala Hazretleri kafirlerin bazı özelliklerinden ve münafıkların bazı özelliklerinden bahsetmekte. İsterseniz direkt suremize başlayalım. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ اَرَأَيْتَ Gördün mü? اَلَّذ۪ي O kimseyi ki yükezzibu, yalanlıyor, bid-dini, dini yalanlıyor.
Yani dinden kasıt burada kıyamet günü, ahireti yalanlıyor. Fezalike o ellezî öyle kimsedir ki yedû'ul yetîm, yetimi hakkını vermiyor, yetimi iteliyor, yetime zulmediyor. Ve lâ yahuddu teşvik etmiyor alâ ta'amil miskin, miskine, fakire yedirmek üzerine, yedirmek üzerine teşvik etmemekte. Feveylun lil musallin, namaz kılanlara yazıklar olsun. Ellezine hum onlar, ellezine o kimseler hum onlar an salatihim namazlarından sahune kafildirler. Ellezine onlar hum yuraune riya eden insanlardır. Ve yemneune men ederler, engellerler el maune maune, yani değersiz, kıymetsiz olan şeyleri. Rabbimiz bu surede Maun suresinde önce kafirlerin bazı özelliklerini, sonra da münafıkların bazı özelliklerini anlataraktan bizlere aslında bir takım şeyleri duyurmakta. Hani bizim örfümüzde bir söz vardır ya, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla kabilinden. Allah-u Teala Hazretleri ders ayeti kerimimizde kafirlerin bazı özelliklerini anlatmakta, münafıkların bazı özelliklerini anlatmakta. Ama lakin ey mümin kullarım, iman şerefiyle müşerref olmuş olan kullarım, sizin üzerlerinizde bu vasıflar olmasın demektedir. Neymiş bakalım Allah-u Teala Hazretleri'nin o kafirleri anlatırken ki yerdiği vasıflar. Eraite, gördün mü? Ellezi, o kimseyi ki yükezzibu, yalanlıyor biddini, dini. Yani yevmiddin, din gününü, ahireti yalanlayan o kimseyi gördün mü? Burada din kelimesinden maksat ahirettir. Maliki yevmiddin dediğimiz Fatiha suresinde din gününün sahibi olan Allah. Mekke müşriklerinin bazısı ahireti hiç inanmıyorlardı, kabul etmiyorlardı. Ahiretin varlığına dair hiç inançları yoktu. Bazıları da vardı. Bazıları ahirete inanırlardı. Ayet-i kerimeleri okuyup baktığımız zaman tapmış oldukları putları da Allah-u Teala'nın yanında onlara şefaatçiler olarak görürlerdi. Yani o zaman şunu da görürüz ki Mekke toplumunda şirkin tamamıyla ahireti inkar veyahut da şirkin tamamıyla Allah'a bir vesile koyar türde olmadığını, değişik değişik türde insanların olduğunu da, yani şirk toplumunda küfürle olan kimselerin de bu halde olduğunu görmekteyiz. Hatta ve hatta bu hususta Yasin suresinde ve zarabelena meselen ve nesiye halqah قَالَ مَنْ يُحْلِ الْاِظَامِ وَهِيَ رَم۪يمِ ayeti kerimesinde de izah buyurulduğu üzere geldi bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, elinde kurumuş, yani un ufak olmuş kemik taneleri var. Bulmuş bir yerden, zibillikten, oradan buradan bir yerden getirdi Efendimizin yanına. Şöyle un ufak etti, biraz edepsiz olarak üfledi. Dedi ki ya Muhammed, biz insanoğlu şu hale geldikten sonra mı bir daha eski haline gelip de Allah-u Teala Hazretlerinin katında, yani Allah'ın katında hesap verecek. Ben buna inanmıyorum. Aklım bunu almıyor dedi. Evet, akıl, sadece akıl. İman nimetiyle müşerref olmayan bir aklın da zerre kadar kıymetinin olmadığını bu ayet-i kerimede görüyoruz. Kardeşlerim, akıl tabii ki de önemlidir. Allah'ın bir kula verdiği en önemli nimet akıldır. Akıl sayesinde insan öyle güce, öyle kuvvete, öyle muazzamlıklara ulaşmış ki, yani bir uçak düşünün. Yani küçücük basit bir toz tanesi bile havada kalıp yere düşmekten aciz kalmıyorken, tonlarca ağırlığında bir uçak yüküyle insanlarla beraber havada kalabilmekte. Yani bunun kuralını, fennini, ilmiyle beraber bularak onu uçurabilmiş. Denizin üzerinde gemiyi tonlarca yük ağırlığıyla beraber yürütebilmiş. İnsan dağları delip içerinden geçecek yollar yapabilmiş. Yani bilim, teknik adında zaten yaşadığımız dönem belli. Bilimin, tekniğin en zirveye ulaştığı bir dönemdeyiz. Bunu inkar edecek değiliz. Tabii ki bu da hepsi akla işaret etmekte. Ama ve lakin vahiy nuruyla aydınlanmamış bir akıl, İslam'ın tasvip ettiği, Allah'ın tasvip ettiği bir akıl olmadığını ayet-i kerimelerde görüyoruz. Yani biraz önceki yapılan akıl taksimi de kendince yerindeydi. Şu un ufak olmuş kemik tanelerini bir araya getirmeyi akıl almıyor. Ama lakin akla baktığın zaman, şu koskoca alemin kendi kendine nasıl olabileceğini düşündüğü zaman da almıyor. Yani insan akşam iftar vaktinde eşlerimizden işte yemek bekleriz.
akşam iftar vaktine geldiğimiz zaman yemeğin kendi kendine olduğunu söyleyebilmek ne kadar makuldür? Veyahut da bir yerde bir resim olduğundan bahsedelim. Muazzam bir resim çekilmiş. Veyahut da ressamın bir tanesi onu alıp eliyle çizmiş. Muazzam. Peki biz diyebilir miyiz ki bu resim kendi kendine meydana gelmiş? Veyahut da daha da basit bir misal olsun. Bir odaya geldik. Odaya geldiğimizde yani halının üzerine bir suyun döküldüğünü gördük, fark ettik. Direkt aklımıza ne geliyor? Demek ki bizden önce birisi buraya gelip o suyu ne yapmış? Dökmüş. Yani bir su döküntüsü bile orada birinin olduğunun göstergesi oluyor. Yani eserden müessire gitmek diyoruz buna. Eser onu yapan bir müessirin varlığından haber vermekte. Bir resim, ressamdan haber vermekte. Şu alemde içinde yaşadığımız, yani en küçük zerresinden en büyük küresine kadar içinde yaşadığımız, ister kendi nefsimizde olsun, isterse dışarıda yaşadığımız ayetlere baktığımız zaman, hepsi de Allah'tan haber vermekte. İnsanoğlu nasıl olur da der ki, bu kendi kendine bir araya gelmiş. Bu terkip, bu mürekkebat, bu şeyler kendi kendine nasıl bir araya gelmiş demek nasıl? Sadece akılla anlaşılmayıp bunun üzerinde yaratan bir Allahu Teala Hazretlerinin yaratan bir ilaha götürüyorsa, aynı şekilde de aynı minvalde de insan aklıyla beraber ilerler ama ve lakin bunun üzerinde vahye teslim olmak zorundadır. Eğer aklı o kadar öte noktaya götüreceksek, akıl sadece akılla gidecekse, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri'nin İbrahim Aleyhisselam'ı ettiği imtihanı, ateşle imtihanını aklın alması çok da kolay bir şey değildir. Aynı şekilde diğer peygamberlerin, bütün peygamberlere Allahu Teala Hazretleri onlara verdiği imtihanlar, halbuki Allah'ın en sevgili kulları oldukları halde, halbuki Allah'ın vazifeli kulları oldukları halde akıl bunları da almış değildir. O zaman akıl önemlidir. Akıl veli nimettir ama lakin vahyin nuruyla aydınlanmış bir akıl. Kendileri de öyle akılla beraber gittiler. Anlarız, idrak ederiz dediler ama lakin baktılar ki un ufak olmuş bir şey yarın ahirette bir kere daha bir araya gelmekten haber vermiyor dediler kendilerince. Halbuki kainatta o kadar çok vardı ki, değil mi? Geceden sonra gündüzün gelmesi, gündüzden sonra gecenin gelmesi, ölümün, dirilmenin günlük işareti değil midir? Sonbahardan sonra ilkbaharın gelmesi, ölümden sonra dirilmenin işareti değil midir ki? Allah-u Teala Hazretleri aslında bakabilen insana kendi etrafında da ölümü ve aynı şekilde diriltmenin kendi gücünde, kudretinde olduğunu ifade etmekte. Rabbim iman nimetiyle beraber huzuruna çıkan kullarından eylesin. Evet, o kimseyi gördün mü ki din gününü yalanladı, ahireti yalanladı. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Bu adam öyle bir vasıftaydı ki yetimi iterdi. Ötelerdi. Yetim hakkını ondan istediği zaman sözleriyle beraber onu reddederdi ve fiilleriyle, halleriyle beraber de kimi zaman zecretme, kimi zaman yaralama, kimi zaman vurma, en sonunda da kendi hakkı olan malı onu vermeyerekten, kendi zevki sefasını sürerekten, yetim zaten fakir, yetim zaten miskin, yiyecek yemeği yok, kollayacak kimsesi yok, yine sokaklara atılmış olarak kalmakta. O kimseyi gördün mü ki yetime de itip kakıyor yetim. وَلَا يَحُدُّ Teşvik de etmiyordu o kimse. عَلَى طَعَامِ miskin, fakir olan bir kimseyi yedirmek üzerine. Muhtaç olan bir kimse kapısını çaldığı zaman onlara biz emanetçiyiz canım, Allah doyursun diyordu. Değil mi? Veyahut da başka ayet-i kerimelerde gene Yasin suresinin 4. sayfasında Allahu Teala Hazretleri orada da anlatmakta. Bunların kapısına gidildiği zaman, yani Allah size nimet vermişken bizden mi gelip nimet istiyorsunuz diyerekten Allah'ın ayetlerini de alaya aldıklarını, dalgaya aldıklarını görmekteyiz. Yani isterken Allah'tan isteyin, o versin. Halbuki hak kendi hakkı yetimin. Veyahut da fakir adam çalışıyor olmuyor. Nasibi yazan, nimeti yazan Allah yazmamış. Hakkında bugünlük iaşesinin karşılığı şudur diye istemiş. Allahu Teala onun hakkında o kadar yazmamış. Senin hakkında yazmış. Seni
seçmiş yazılı kullardan, ötekisini de nimet olarak, o günkü nimet olaraktan belki akşam edemeyecek kullarından etmiş. Ama lakin bu da gelip senin kapını çalmış, burada hadi canım başka kapıya Allah versin diyerek sözlerle beraber Allah'ın fakir kıldığı o fakiri de itip kakan kimseler de onlar. Onları gördün mü? Aslında burada Allah-u Teala Hazretleri bizlere, biz Müslüman kullara sesini yani ayetleriyle beraber duyurmakta. Ey kullarım, İslam'ı yaşayan, imanı yaşayan kullarım, alnı secdeli olan kullarım, Ramazan-ı Şerif gönderdiğim zaman, oruç tutun dediğim zaman oruç tutan kullarım, ben sizi davet ettiğim zaman ta Kabe'ye kadar uzak diyarlardan gelin diye davet ettiğimde lebbeyk diye gelen kullarım, fakir olan bir kimse de benim adıma size geldiyse onu boş çevirmeyin. Hele elinizde yetimin bir malı varsa onu asla ve asla ona zulmedecek bir şekilde onun elini boş, onun gönlünü buruk bir şekilde asla ve asla göndermeyin. Yetimler vardı. Mekke sokaklarında yetimler vardı. Ama ve lakin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Allah-u Teala Hazretleri yetimleri de korudu, muhafaza eyledi. Bunların en tadını bilen, bunların en iyi tadına bakmış olan, yetimliğin ne olduğunu bilen bir peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vardı. O sokaklarda yetimleri gördü. Mekke'de yetimler vardı. Hakkını arayan ama ve lakin İstediği hakkını kapıyı çaldığı zaman kapı kendine suratına vurulan kullar vardı. Ama lakin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönlü buna el vermedi. Bir gün tam da bu ayet-i kerimenin tefsirinde de anlatılır. Ebu Cehil'i bir tane yetimin vasisiydi. Yani onun malları kendisindeydi. Yetim mala ihtiyaç duyduğu zaman belli bir yaşa geldikten sonra kapısını çaldı. Yani efendim benim senden bir alacağım vardı. Babamın sana emanet olarak bırakmış olduğu bir şey vardı. Bugün ona ihtiyaç duydum. Bugün ona muhtaç oldum. Onu bana verir misin diye rica ettiği zaman hem onu sözleriyle beraber yerdi hem de malını vermeden onu geri gönderdi. Mahzun bir şekilde, hatta kimileri dalga geçtiler. Git Muhammed gelsin dediler. Muhammed kurtarsın seni dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca kendisi üzerine vazife aldı ve Ebu Cehil'in kapısına gitti. Ebu Cehil'den o yetimin hakkını istedi. Ebu Cehil korkuyla, dehşetle beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediğini zerre gram eksiltmeden hepsini tas tamam teslim etti. Bu olay bittikten sonra şaşırdılar Mekke müşrikleri. Ya nasıl oldu? Sen yani o Muhammed'e bu kadar düşman olan bir kimse sen nasıl oldu da hiçbir şey demedin deyince artık Ebu Cehil doğru söylüyorsunuz ama o Muhammed bana geldiği zaman sanki kapının arkasındaki dağlar üzerime gelecekti. Bazı rivayetlerde dağlar üzerime gelecek gibi, bazı rivayetlerde orada mızraklı bazı insanlar gördüm. Sanki ben onu vermesem onları benim üzerime atacaklar gibi bir korkuya, endişeye kapıldım. Onun için bir şey diyemedim demekte. Bakın çok enteresan bir şeydir ki yetimin hakkı için yola çıkanları Allah-u Teala Hazretleri kendi görünmez ordularıyla desteklemekte. Yetimin hakkı budur. Yetim dendi mi orada akan sular duracaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetimleri hep gözetti. Hayatında hep yetimleri ön planda tuttu. Hatta yetimlere bakanlara şöyle dedi. Yetime bakan kimselerle ben cennette şu iki parmağını gösterdi. Şu iki parmağın yakın olduğu kadar yakın olacağım dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleriyle Allah-u Teala Hazretleri okuduğumuz Maun suresinin ayetleriyle veyahut da Fecir suresinde veyahut da Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde sokaklarda aciz kalan yetimleri kurtardı. Ayet-i kerimeler geldi. Bu sefer yetimler itibar sahibi oldular. Falan ayet-i kerimeler şu yetimler hakkında inmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şeriflerini ondan dolayı söylemiştir diyerekten yetimler artık el üstünde tutulmaya başlandı. Yetim de kısacası kardeşlerim, yetim de hakkını İslam'la geldi buldu. İslam öyle bir din ki herkesin hakkını vermekte. Kardeşlerim, varsa yanımızda yetimler,
onları hor görmeyelim. Varsa yanımızda yetimler, onların bize cennette Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda bizim makamlarımızı yükseltecek vesileler olarak görelim. Allahu Teala Hazretlerinin ayeti kerimesiyle amel etmek ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle uymak gayesiyle. Ve ikinci bir nokta da onlar öyle insanlardı ki isteyenin elini boş çevirirlerdi. İsteyen bir yüzüyle gelmiştir. Hani derler ya, isteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü. O boynu bükük olarak gelmiştir. Onun vazifesi Allahu Teala Hazretlerinin adına, belki de Allahu Teala Hazretleri sana onu gönderdi. Ben sana şu kadar nimet verdiğim halde falanca kulum geldiği zaman bakayım bu kul verilen nimete teşekkür edip ya ben de dün fakirdim bir şeyim yoktu deyip mazi hatırlayıp bugün verecek mi? Yoksa dünü unutmuş nankör kullardan mı olacak? Belki de Rabbimiz o gelen kimseyi o niyetle bize göndermişti. Onun için Mevla Teala'nın belki de vesile kıldığı insanlardı. Her geceyi Kadir, her geleni Hızır bilmek olgusunu bu ayetlerden ve bu hadis-i şeriflerden birleştirerek bir hayat tarzı geliştirmişti ecdat. Ayetler ve hadisler üst üste geldiği zaman insanlara kimlik de verilmekte. Müslümanın kimliği, ahlaki kimliğini de Allahu Teala Hazretleri ayet-i kerimelerle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hadis-i şerifleriyle kodlamakta. Bir tarafta övülen insan, öteki tarafta yapılan şeylerin noksanlıklarıyla, eksikleriyle beraber yerilen insan. Ölçü yetime bakmak. Ölçü isteyenin elini boş çevirmemek. Müslüman bunları bir vazife olarak görürken kafir ise bunu bir ar, yani bunu düşüklük seviyesi olarak görmekte. Elimizdeki kitabımız, Rabbimiz bize, değil mi, ne iyilikler etmiş ki yani cennette daha da yücelere çıkmak için vesileler kafamıza göndermiştir. Feveylun lil musallin. Allahu Teala Hazretleri o namaz kılanlar ki onlara yazıklar olsun diyor. Bunlar da münafıklar. Ellezine onlar hüm an salatihim sahun, namazlarında yanılırlar. Namazlarında gaflet içerisindedirler. Namazlarında eksiklik içerisindedirler. Aslında niyetleri namaz kılmak falan değil. Ama velakin piyasada itibarlarını düşürmemek için, yani belki müşterilerinin Müslümanlığından dolayı, belki itibar kazanmak için, belki birilerine yalakalık yapmak için, belki birilerine yaltanmak için namazlarını kılıyorlar. Belki cebinde takkesiyle beraber, belki cebinde tesbihiyle beraber gezmekte. Ama lakin fırsatını buldu da mı o takkeye, o tesbihe sövmekten, onlara ileri geri laf konuşmaktan geri durmamakta. Feveylul lil musallin. Onlar namazlarında namazlarında gevşektiler. Allah o namaz kılanlara leyl, veil olsun diyor. Buradaki veilden kasıt, eyvah yazıklar olsun manasında da olabilir. Cehennemdeki veil kuyusu da olabilir. Ellezinehum an salatihim sahun. Onlar namazlarından gafildirler. Ellezinehum yuraune. Ve onlar da riyakar davranırlar. Yaptıkları ameller gösteriş içindir. Belki zekat verirler insanların yanında. Belki güzel sözler söylerler beğenmedikleri o fakirlere, o yetimlere itibar etmezler. Ama lakin değil mi ki onlara itibar eden Müslüman bir kimsenin yanındalar? Değil mi ki mecliste Peygamberimiz var? Değil mi ki mecliste Ebu Bekir radıyallahu anh var? Hazreti Ömer radıyallahu anh var? Onların gözüne girmek için o yetimin sırtını sıvazlarlar. O namaz vakti geldiği zaman hiç sevmedikleri halde namaza kalkarlar. Belki canlarının hiç istemediği halde o zekatlarını görüntü itibariyle verirler. Ama velakin Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki benim sizin kıldığınız namaza da ihtiyacım yok. Benim sizin verdiğiniz zekata da ihtiyacım yok. Sizin yaptığınız riyaların hepsi mahşer gününde boynunuza dolanacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Kesir rahmetullahi aleyh'in kendi tefsirinde anlatmış olduğu hadis-i şerif rivayetinde cehennemde öyle bir yer vardır ki, öyle bir katman vardır ki cehennemin katmanları günde 400 kere orada, o tabakada olmaktan Allah'a sığınırlar. Öyle bir makam, öyle bir mevki var ki cehennem, o cehennemden Allah'a sığınıyor yani. Neresidir burası? Orası riya edenlerin gireceği yerdir. Adam gösteriş için namaz kılıyor.
Adam Allah yoluna cihada çıkıyor ama birileri bir şey desin diye. Adam hacca gidiyor ama ve lakin falancalar bir şey desinler diye. Adam ilim öğreniyor. Adam Kur'an okuyor ama ve lakin ne kadar da güzel sesi var desinler diye. Allah'ın rızasını ikinci plana atmış, kulların rızasını en öne alan kullar. Allah-u Teala Hazretleri bu şekilde olmaktan da muhafaza eylesin. Bakın Allah-u Teala Hazretleri gene münafıkların üzerinden bizlere duyurmakta. Ey kullarım, ey iman etmiş olan kullarım, size ben namaz gibi büyük bir ibadet verdim. Bu ibadeti gösterişle beraber kıymetini yerlere düşürmeyin. Ve yapmış olduğunuz hiçbir şeyde riyakarlık yapmayın. Çünkü yapılacak iş Allah'ın rızası için muteber olan, Allah'ın rızası için olandır. Allah'ın rızasını kazandıktan sonra insanların rızasını kaybetmek, yani bu niye ar olsun ki? Allah'ın rızasını kaybettikten sonra insanların bizi alkışlaması, bu nasıl bir şeref olsun ki? Allah-u Teala Hazretleri arı da şerefi de İslam'la beraber bize tanıttı. Allah'ın şerefli kıldığını şerefli bilmeyi, arsız kıldığını da arsız olarak bilmeyi, o şekilde yaşamayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Burada tefsirlerde müfessirlerimiz diyorlar ki Allah'tan Allahu Teala Hazretleri ellezinehum an salatihim dedi. Ellezinehum fi salatihim deseydi vay bizim halimize. Çünkü sahun demek hata yapanlar demektir. Hata herkes hata yapabilir. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile hata yapmıştır ki fıkıhta, değil mi? Fıkıh kitaplarımızda namaz bölümünde secdetü sehv, sehv secdesi vardır. Yani insan hata yapabilir. Allah'tan Allahu Teala Hazretleri burada an harfi cerini kullandı. Fi harfi cerini kullansaydı vay bizim halimize. Allah'tan Rabbimiz burada anı kullandı da an harfi cerini, namazlarında hata yapan kulları, yani bizleri buradan rahmetiyle beraber kurtardı. Öyle değil mi? Sen Allahu Teala Hazretleri namazı hatasız kılacaksınız deseydi mecbur hatalarımız hatasız kılacaktık. Ama öyle bir rahmet sahibi Rabbimiz var ki hatalarımızla beraber, eksiklerimizle beraber, aksaklıklarımızla beraber bizleri kabul etmekte. Eksiğimiz olsun, aksağımız, hatamız olsun ama ve lakin riyamız olmasın. Allah-u Teala Hazretleri'nin huzuruna riyakar bir şekilde çıkmaktan Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Olabilir. Yani ortama girdiğimiz zaman belki kelimeleri düzgün seçemediğimizden dolayı insanlar bizi yerebilirler. Belki kıyafetimizin düzgün olmadığından insanlar bir şey söyleyebilirler. Belki namımız, itibarımız yürümediğinden dolayı bir şey söyleyebilirler. O meclis biter, itibarsızlık gider. O gün biter, kıyafetten dolayı eksiklik gider. Yani o gün biter, açlık, o da gider. Yarınlara Allah-u Teala Hazretleri ne vereceğini hiç kimse bilemez. Ama ve lakin ria gibi bir illetle, öyle bir hastalıktan Rabbim, öyle bir illetle tutulmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Ve onların, münafıkların son bir özelliği daha vardı da, ma'un denen şey ki, yani küçücük kıymetsiz şeyler. Yani insanların yanında çok kıymetli olmayan şeyler. Bunları bile biri istedikleri zaman وَيَمْنَعُونَ engellerdi الْمَعُونَ bunu. Yani mesela komşu geliyor kendisinden bir iğne istiyor. İğneye ihtiyacı var. İğneyi vermiyor. Yani komşu kendisinden gelip işte bir kürek istiyor. Onu vermiyor. Komşu gelip kendisinden bir tane ekmek istiyor. Ekmeği vermiyor. Bu gibi basit, değersiz, kıymetsiz şeyler. Yani bunların cimrilik o kadar tinetlerine, yapılarına işlemiş ki insanın insan olması için, yani komşuluk hakkını devam ettirmesi için gerekli olan şeyleri bile vermekten ar ederlerdi bu münafıklar. Ama değil mi ki Müslümana zarar gelsin? Bir iğne tanesiyle bile ben Müslümana zarar verebiliyorsam bu benim için kar olur derdi. Ama lakin Allahu Teala Hazretleri bu gibi şenia, bu gibi kötü, bu gibi çirkin vasıfların hiçbirini istemediğini bir, kafirler üzerinde görerek, iki, münafıklar üzerinde görerek bize Maun suresinde anlatmaktadır. Kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri anlattığımız bu ayeti kerimelerde anlattığımız o noksanlıkları, o eksiklikleri hayatımızda gidererek onun yolunda düzgün bir Müslüman olmayı bizlere nasip eylesin. Şöyle sıralı olarak tekrar edecek olursak, yetimi hor görmekten, İsteyene eli boş çevirmekten, namaz kılarken gösteriş yapmaktan ve riya etmekten ve küçük basitçe bile olan şeyleri bile cimrilik yapıp
sevdiği komşusuna vermekten geri durmak vasıflarını Rabbim inşallah üzerlerimizden kaldırsın. Bu vasıflarla muttasıf olmamayı bizlere nasip eylesin. Bunun yerine onları tamamıyla kaldırıp yetimin gözeticisi olan bir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi, fakirlerin sığınağı olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi namaza kalktığı zaman erihni ya Bilal, ey Bilal namaza çağırarak beni rahatlat dediği gibi namazını ve riyanın asla ve asla kendisinde olmadığı, yani efela ekune abden şekura, gecenin bir vaktinde teheccüde kalkıp da gecenin bu vaktinde niye sen teheccüde kalkıyorsun diyen Hazreti Ayşe'ye, halbuki Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetmiş diyen Hazreti Ayşe'ye, efela ekune abden şekura, ben şükreden bir kul olmayayım mı diyen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve cimriliği değil, kendisi adına Medine'de savaştan dönerken koşa koşa Mekke Medine sokaklarına gelerekten, ey insanlar, ben öyle bir Muhammed'in, öyle bir adamın yanından geliyorum ki fakirlikten korkmayan bir adamın verdiği gibi dağıttığı gibi dağıttığına şahit olan bir Muhammed Mustafa. Olumsuzluklar vardı Muhammed Mustafa ile beraber. Allah-u Teala Hazretleri bunların hepsini olumluluk haline getirdi. Biz de önümüze Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi imam ederekten peygamberimizi hayatımızın her yerinde, sadece namazımızda değil, sadece orucumuzda değil, sadece ibadet taatimizde değil, hayatımızın her yerinde onu numune ederekten bu Allah'ın istemediği, o vasıflarla muttasıf olmayın dediği vasıflardan ari olup onlardan uzak olup Muhammed Mustafa'nın üzerinde en mükemmeliyle yakışan ve bize de artık onu uymak, onu almak ve onun peşinde sünnetine tabi olmakla beraber Rabbim bu güzellikleri yaşamayı, onları artık zinet hallerinde cesetlerimizde, bedenlerimizde süs olarak takmayı, yaşamayı bizlere nasip eylesin. Rabbim şu mübarek günler hürmetine inşallah ibadet taatlarımızı kabul eylesin. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. İbadetlerimizi kabul eylesin. Ahlakıyla, edebiyle, şeciyesiyle de beraber en güzel surette, yani ahsen-i takvim üzere yarattığı en güzel sureti de ahlaklı, erdemli, güzel vasıflarla beraber olaraktan inşallah o vasıfları da bize Rabbim şu iftar saatleri hürmetine hediye ederekten inşallah Rabbim bizlere de nasip eylesin. Ellerimizi boş çevirmesin diyelim. Hepinizi Allahu Teala Hazretlerine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.